Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosundan hepinize selamlar. Bugün minik minik çok güzel değişiklikler anlatacağım size. Cold Wind falan da değişti biliyorsunuz ki. Onun da yeni halini detaylı bir şekilde göstereceğiz, merak etmeyin. İlk değişikliklerimiz Freddy'de. Freddy biliyorsunuz ki bir rüya kıskacı atıyor ve bu kıskacın içine giren kurbanlar yavaşlıyor. İşte Freddy bu kıskaçları atarken hızı yavaşlayacak. Normalde Freddy'nin hızı 4.6 iken bu kıskaçları atarken hızı 4.0'a düşecek. Aynı zamanda koyabileceği maksimum rüya kıskaçları 8'den 5'e, koyabileceği maksimum sahte paletler ise 10'dan 7'ye düşürüldü. Aynı zamanda Freddy'nin bazı eklentileri vardı biliyorsunuz ki. Siz rüyadayken sizin jen yapma, birisini iyileştirme, sabotaj yapma gibi eylemlerinizi yavaşlatıyordu. Bu eklentiler tamamen değişiyor. Artık sizin eylemlerinizi yavaşlatmak yerine sizin çıkardığınız sesleri arttırıyor. Yani şöyle, jeneratör yapma hızınızı yavaşlatmak yerine yaptığınız jeneratörün sesini arttırıyor. Veya da iyileştirme hızınızı yavaşlatmak yerine sizin yaralıyken çıkardığınız sesi, homurdanma sesini arttırıyor. Şimdiki değişiklik Freddy'nin Black Box eklentisinde. Oyunu Türkçe oynayanlar için kara kutu diye geçiyor. Bu eklentinin eski hali şöyleydi. Saplantı olan kurban maça rüyada başlıyordu ve uyandırılamıyordu. Eklentinin yeni hali ise şöyle. Çıkış kapıları açıldığı zaman, yani üstteki mahluk süresi başladığı zaman rüyada olan kurbanlar için kapı 10 saniyeliğine kapanıyor. Yani bir Bloodborne etkisi görüyorsunuz. Rüyada olan kurbanlar kapı açık olmasına rağmen 10 saniye boyunca o kapıdan kaçamıyorlar. Ve Freddy'de şöyle bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Eğer rüyadayken haritadaki çalar saatin yanına gidip rüyadan çıkarsanız solda sarı bir bar dolmaya başlıyor. Ve bu bar sıfırlanana kadar eğer Freddy size vurursa rüyaya girmiyorsunuz. Normalde Freddy size sol tık attığı zaman otomatik olarak rüyaya giriyorsunuz biliyorsunuz ki. Fakat çalar saat ile uyandıktan sonra bu sarı bar aktif oluyor. Ve bu sarı bar bitene kadar Freddy size vurmasına rağmen rüyaya girmiyorsunuz. Bu sarı bar sıfırlandıktan sonra tekrardan rüyaya girmeniz için gerekli olan bar başlıyor. O fırlandığı zaman tekrar rüyaya girmiş oluyorsunuz. Sıradaki değişikliklerimiz Demogorgon'da. Demogorgon ile artık portallarınız arasında daha hızlı seyahat edebiliyorsunuz. Yani çıkış portalına daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda portaldan çıktıktan sonra tekrar başka bir portala girmeniz için gereken bekleme süreniz biraz düşürülmüş. Bununla da bitmedi. Portaldan çıktıktan sonra bir tespit edilemez durum etkisi kazanıyordunuz. Bu etkinin süresi de biraz uzatılmış. Şimdi gelelim Demogorgon'un eklentilerindeki değişikliğe. Lifeguard Whistle, can kurtaran düdüğü olarak geçiyor. Eski hali şu şekilde, herhangi bir kurban sizin portalınızın etkisi altına girerse bitkinlik durum efektine giriyordu. Yani Dead Art, Sprint Burst vesaire kullanamıyordu. Yeni hali ise şöyle, Demogorgon'da biliyorsunuz ki sağ tıka basılı tutarak özelliğinize geçtiğinizde portalınızın yanında biri olup olmadığını görebiliyordunuz. Şimdi buna gerek kalmadı. Bu eklentiyi taktığınız zaman portalınızın yanında biri varsa direkt size gösterilecek. Herhangi bir şekilde sağ tıka falan geçmenize gerek kalmayacak. Demogorgon'un bir diğer eklentisi Rotten Pumpkin, çürük bal kabağı olarak geçiyor. Eklentinin eski hali şu şekildeydi. Mevcut geçitlerinizin sayısını bir arttırıyordu. Yeni hali ise şöyle. Bir portaldan geçtiğinizde o portal yok oluyor. Fakat size 200 Blood Points veriyor. Yani farm yapmak için, Blood Points kasmak için yapılmış bir eklenti. Şimdi gelelim çok sağlam değişiklikler alan bir katilimize. Huntress'teyiz. Huntress'e yeni bir tane eklenti gelmiş. Soldier's Putty adı altında. Bu eklentinin olayı şu. Huntress'in elinde eğer bir balta yoksa hızı normal killerların hızına çıkıyor. Normalde Huntress'in hızı 4.4 biliyorsunuz ki. Fakat baltaları bittiyse, elinde herhangi bir balta yoksa hızı 4.6'ya çıkıyor. Ve gelelim aylardır beklediğimiz olaya. Huntress'in baltasını tek atmasını sağlayan bir eklentisi vardı. Bu eklentiyi taktığınızda balta sayınızı 5'ten 1'e düşürüyordu. Fakat yanına bir başka eklenti takarak 1'e düşen balta sayınızı tekrardan 3'e çıkarabiliyordunuz. Böylece 3 tane tek atan baltaya sahip oluyordunuz. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar burada. Baltanız yine tek atıyor evet. Fakat yanına herhangi bir şekilde ekstra balta ekleyemiyorsunuz. Yani bu eklentiyi taktığınız zaman maksimum balta sayınız 1 oluyor. 2'ye veya 3'e çıkaramıyorsunuz. Bir tane baltanız oluyor, o da tek atıyor. Sıradaki değişikliklerimiz Twins'te. Victor ile bir kurbanı düşürdükten sonra bir bekleme süreniz oluyordu. Bu bekleme sürenizi 3 saniyeden 5 saniyeye çıkartmışlar. Ve birkaç eklenti değişikliği var. Silencing Cloth adı altında bir eklenti. Victor'dan Charlotte'a geçtiğimiz zaman 20 saniyeliğine tespit edilemez durum etkisi kazanıyoruz. Eklentinin eski halinde sanırım 12 saniyeydi. Bunu 20 saniyeye çıkartmışlar. Ve bir eklentisinde daha değişiklik olmuş. Allah'ın belası bir ismi var eklentinin, okuyamıyorum. Zaten ekranda yazıyor, siz okursunuz. Bu eklentide de şöyle bir değişiklik olmuş. Survivor'lar Victor'u tekmeledikleri zaman 30 saniyeliğine tek yeme efektine giriyorlar. Eskiden bu eklentide 12 saniyeydi de hatırlıyorum. 30 saniyeye çıkartmışlar. Yani bu eklentiye sahipseniz Survivor'lar Victor'u tekmelediklerinde 30 saniye boyunca onlara tek atabiliyorsunuz.
katil değişikliklerimiz bu kadar. Şimdi gelelim perk değişikliklerine. İlk perkümüz Small Game. Hayat bir oyun perkü. Her bir totemi kırdıktan sonra perkünüzün totemleri tespit etme mesafesi 5 derece azalacak. Aynı zamanda Small Game'in eski halinde katillerin tuzaklarını görebiliyordunuz. Trapper'ın falan tuzağının yerini gösteriyordu yani size. Böylece o tuzağı etkisiz hale getirebiliyordunuz. Artık Small Game kullanırken katillerin tuzaklarını göremeyeceksiniz. Sıradaki perkümüz Lucky Break. Şansın güldü perkü. Perkün eski hali şu şekildeydi. Her yaralandığınızda 120 saniyeliğine kan izi bırakmıyordunuz. Yeni hali ise şöyle. Hem kan izi hem de ayak izi bırakmıyorsunuz. Yani bıraktığınız ayak izlerini de silecek bu perk. Öyle bir ekleme yapmışlar. Sıradaki perkümüz Zen Shine taktikleri. Eski hali şu şekildeydi. 24 metre uzaklıktaki paletlerin ve pencerelerin yerini size gösteriyordu. Ve bir kurbana hasar verdiğinizde 40 saniyeliğine bekleme süresine giriyordu bu perk. Yeni hali ise şöyle. Artık 24 metre değil, daha uzak yerlerdeki palet ve pencerelerin yerini görebileceksiniz. Ve sınırsız olacak. Yani herhangi bir kurbana hasar verdiğinizde perkünüz bekleme efektine girmeyecek. Ve son değişikliğimiz sayılı gün perkünde. Bunu zaten biliyorsunuzdur, yine de açıklayayım. Eski hali şu şekildeydi. Katilin kalp atış menzilindeyken bir kurbanı kançtan aldığınızda o kurban 15 saniyeliğine dayanıklılık durum etkisi kazanıyordu. Yani yaralı olmasına rağmen katil ona vursa bile kurban yere düşmüyordu. Ayakta kalmaya devam ediyordu. Yeni hali ise şöyle. Katilin kalp atış menzilinde olmanıza gerek yok. Katil nerede olursa olsun kancadan bir kurbanı aldığınızda perkünüz aktif oluyor. Fakat 15 saniye olan dayanıklılık durum efekti 12 saniyeye düşürülmüş. Katil, eklenti ve perk değişikliklerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi gelelim Cold Wind Farm'a. Bakalım Cold Wind Farm'ın yeni halini beğenecek misiniz? Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap, I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used, everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you just freaked out, keep ready for defeat. Now, I'm gon' make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand on stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Say I'm modest, but I'm proud. No, I never had a doubt, yeah. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer.
Evet arkadaşlar, Cold Wind Farm'ın yeni hali bu şekilde. Özellikle şu gördüğünüz hasatlar Husk yani Kanlı Hasat filmine çok benzemiş. Ve gerçekten tam bir çiftlik havası olmuş diyebilirim gördüğünüz gibi. Işıklar güzel yansıtılmış. Anlatacaklarım bu kadar. Cold Wind grafik güncellemesi hakkında, katillere gelen değişiklikler hakkında vesaire yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.